Evelyn'e karşı fena bir tercih değil bu arada. Çünkü Evelyn kiti gereğince rakip şampiyonlarının menziline, kısa menzile girmek zorunda. Klasik bir düzen göreceğiz. Bu sefer Unicorns of Love'da. Evet. Shadow. Çok riskli ya. Alistar'a bunu yapmak ister, Naturus'a bunu yapmak ister misiniz? Şundan da geldi. 4 kişi oluyor burada Rainbow Seven. Ama kim tanklayacak kuleyi? Şimdi Santas'ın üzerine doğru Camille gitti. Hexak ultimatı bunu da kullandı. Yantar atayan Zaranas geliyor. Santas düşecek. Ezreal ilk an. Ve ilk an dediğin gibi Ezreal'da. Canlar bayağı bir azaldı. Oradan çıkması lazım artık Rainbow Seven oyuncularının. Ya burası çok tuhaf ilerliyordu ki Camille gelene kadar. Yalnız bu takasını devamlı getirebilir mi? Kamyonu yalnız. Orada çok güvenli oynuyor. Yani Evelyn'in oralarda olduğunu düşünüyor sanırım. Fakat o... Bu arada ilkeçler bayağı bir geç başladı dakika 10'da. Ama Unicorns of Love bunu alacak. Evet, üst koridorda gördükleri için tabi Evelyn'i rahat rahat aldılar bu ejderi. Tabi Evelyn de burada. Şimdi Evelyn geliyor. Direkt olarak ulti kullanıldı. Yalnız Alistar itti onu. Gadget düşmek üzere ultiyle birlikte o skor aldı ve ilk kanı döktü. Jose şu anda durum 3-0'a geldi böylelikle. Yalnız Ananas kötü pozisyondaydı, oradan çıktı. Bitkinlik Nomads'ın üzerine geliyor. Elond geldi buraya doğru şimdi. Elond Nomads'ın üzerine gidecek. Çok iyi arkaya döndü Elond. Ve bir skor daha çıkarmayı başarıyor burada. Rainbow Seven. Ya okudu adeta Nomads'ı. İçleri iyice karıştıracak bu galibiyeti alırsa. Alırsa bu grup karışır. Bu grup felaket olacak. Felaket. Yani... Çok kritik. İlk sıçra çok kritik. Ondan bir şey çıkartamadılar. Ve Scanner giderek yavaş yavaş geriye düşüyor. Bu arada alt koridorda Gadget yakalanmış. Skor yine Evelyn'de. Ve inanılmaz bir üstünlük kazandı. Çok erken dakikalarda Rainbow Seven'ın. Ve bunu devam ettirmesi gerekiyor. Ne yapacağı belli olmaz. Sıkıntı çıkartabilir diyorsun. Tabii. Ooo Elon kafa atıyor. Üzerine doğru gidiyor Elon. Sıçrası yok ananası. İnfazı da kullandı. Önüne geçmiyor Santas. Ölecek neredeyse çocuk. Bu arada orada yanmede bulundu Axe. Diğer tarafta ultiyi kullandı ama. Sela. Ananas düştü arada. Şimdi bu Kong'tan kullanılan bu ulti var. Üzerine bitkinlik var. Elon'un üzerine doğru gidiyor. Nomads geldi yan taraftan. Niyazmayı bıraktığı anda sıçra geldi orada. Shadow şimdi Nomads yakaladı. Nomads'den güzel bir sıçra. Yalnız karşılıklı yandılar. Nomads kendine pozisyon bulmaya çalışıyor. Lez onu takip ediyor. Skor da aldı. Katliam. Yaptı burada Rainbow Seven. Anladı zaten ya, sorun yok ama kule gitti. Dördüncü kulesini almaya çok yakın Rainbow Seven. Alamet hasarıyla birlikte o kuleyi alacak. Yani dakika 20 olmadan altın farkı 11 bin lira yaklaştı. Kırmızı güçlendirmeyi istiyorlar. Buna çarpıyor işte Oze'nin. Oo güzel. Shadow yalnız orada Skarner'ı yakaladı. Kırmızı güçlendirme kendi canını yanıyor. Yeniliyor nasıl düşecek infaz mermileri. Bu baron skoru anlamına gelebilir. Elon'da. 10 saniye var. Bakalım. Daha 3000'de. Çilekler baronu olacak mı? İyi bir pozisyon var. 2 kişi, 3 kişiyi orada engellemeyi başardı Shadow ama baron bitti. Tekattı Nomads'ı. Hexek ultimatomunu kullandı. Bitkinlik geldi boss'un üzerine. Neden? Hexek düştü orada. Takım savaşının devamı istiyor mu acaba Rainbow Seven? Evelyn de yakalandı ama son anda orada kullanılan bir ulti var. Oza Deodo'dan. Belki bir şey geliyor. Olur. Ezreal geliyor. Şeyi var. Büyük oyunu gördü Ezreal. Yakaladı cıvalı kuşağı kullandı. Bir yazma geldi. Çıkamayacak oradan Leza. Yalnız Shadow geliyor şimdi. İki kişi havaya savurdu. Saçar Tohum'a da vuracak. Nomads'ı kötü pozisyonda kapatıyorlar, bıraktı. Kapatıyorlar. Boze'ye sıçramak durumunda kalıyor. Axe geldi şimdi oraya. Elonta iyi bir pozisyonda. Yerine mıhlanacak. Geldi yine yerine mıhlandı fakat. Yine Shadow devrede. İki skor birden. Nomads'e düşecek gibi görünüyor. Boss buraya doğru yaklaşıyor. Axe onun üzerinde yalnız. Sıçramak durumunda kaldı. Şimdi Elon'dan agresif oyun. Boss rakibin üzerine doğru gitti. Sıçramak nasıl oyunlar ya? Ah bir ultim olsun diyor burada. Ama Leza'yı düşürdüler. Neredeyse katliam verdiler. Ama düşünce güzeldi en azından. Hani belki oradan bir şeyler çıkartıp... Bak Evelyn'e bak. İşte bu bahsettiğim 4 tam olarak seviye fark bu. Var. 1100. Yani ultiyi de kullanıyor. Hani ultiye gerek yok. Ben keserim diye. Bunu birazdan falan da yok değil mi? Yok. Ne uğraşacağım? Hex'e geliyor. Oo öldü. Oh. Ananas yakalanmış orada. Boss şimdi yan taraftan bir şeyler denemek istedi ama yani tek başına girmesinin imkanı yok. Rainbow Seven'a karşı böyle bir performans kimse beklemiyordu onlardan. Ananas yakalandı, ultiyi kullandı ama ulti alacak. 1132 hasar. Sonra sen diyorsun ki 2K vuruyor mu Baron'a?
Hayır, canavarlara karşı maksimum bir hasar yok, var diye biliyorum. Shadow'un ulti açmasını gerekebilir burada. Ulti açtı, bayağı bir tanklayacak burada. Elonton'u bırakacak. Yalnız başına kalmış. Ölmüyor, Shadow. ölmüyor! Çıkacak kaçıyor. Yoksa çıktı Shadow! İyi denedi ama. Evet. C'ye denedi ama. Çok yakındı. Yalnız boss, şimdi hemen rakibin üzerine gitti. Fakat ultiyi kullandı. Güzel bir sıçrama boss'tan. Ananas yakalayacak onu ve buraya kadar altına boss'a gitti. Gitti, yükler gitti. Nasıl bir ganimet düşürdü orada boss? Şimdi gidip bir eşya tamamlayacak sanırım. Hemen üstüne dönüyor zaten. Korzov'la çaresizlik var onu. Büyük şans yalnız bu arada. 4 ve 5 buradan bir şeyler çıkartmayı deneyebilirler. Burayı büyük kaybedecek yani, bu arada. Faz geldi orada. İmkanı yok burayı kazanmasın. Çok Shadow! Boss yakalandı orada. Boss düşmek üzere diğer tarafta. Düzeltiyorum. Boss'u kulonuna vurdular orada. Santas düştü burada. Shadow döktü işi. Oyunu bitirmeye gidiyorlar. Işınlanlar kullanılıyor orada. Nomads. O rotaya gidemeyeceğini biliyordu. Rakibinin üzerine gitti en azından bir şeyler yapabilmek için, hasar verebilmek için ama... Bir katliam daha görüyoruz 27. dakika. Shadow neler yaptı ya bu oyun? Ve 27 dakika. Rainbow Seven burada galibiyete ulaşıyor. İkinci galibiyetten alıyor onlar da gruptaki. Grup felaket kızıştı, felaket.